Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün mutfak dolabı temizliği yapıyorum. Mutfak dolaplarının yüzeyindeki bu kirleri yakından göstermekle başlıyorum. Özellikle bu dolapların kapak kısımları, bu tuttuğumuz yerlerde çok fazla kirlenmeler mevcut. Parmak izleri, su lekeleri, Mutfak dolabının içini temizlemeyi düşünüyorsam öncelikle içindeki tencereleri, tabakları çıkartıyorum. Önce iç kısmını temizliyorum. Daha sonra dış kısmını temizliyorum. Temizlikte kullanacağım deterjanlar neler? Öncelikle sıcak suyumu hazırladım. Ve sıvı el sabunu kullanacağım. Markası yine fark etmez. Dilediğiniz marka sıvı el deterjanını kullanabilirsiniz. Ben bu deterjanı kullanıyorum. Ölçü olarak çay bardağı kullandım. Küçük bir dolabı temizliyorsam bu kadar sıvı el sabunu yeterli gelir. Fakat dolabınız fazla ise, büyük ise bu kadar deterjan az olabilir. Üzerine bir miktar daha ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı el sabununu sıcak suyun içerisine boşalttım. İlave olarak deterjan güçlendirici kullanacağım. Markası fark etmez, ben bunu kullanıyorum. Bunun kapağı ile bir ölçü kadar deterjan güçlendirici ekleyeceğim. Bu deterjan dolap kapaklarının yüzeyinde bulunan bu yağları, kirleri, parmak izlerini, su lekelerini kolayca çıkartıyor. Bu karışıma ilave olarak limon tuzu kullanacağım. Limon tuzu ne işe yarıyor? Dolapların yüzeyinde çıkması zor olan lekeleri çıkarmaya yardımcı oluyor. Ayrıca dolaplara parlaklık veriyor. Bir çorba kaşığı limon tuzu ekledim. Çok fazla eklememize gerek yok. Bu yeterli. Deterjanları karıştırıyorum. Çözülmesini bekliyorum. Özellikle limon tuzunun güzelce çözülmesi gerekiyor. Yumuşak bir mikrofiber bez kullanıyorum. Deterjanlı suyun içerisinde mikrofiber bezimi böyle ıslattıktan sonra fazla suyunu sıktırıyorum. Mümkün olduğu kadar fazla suyunu alalım çünkü dolaplara zarar verir, çatlaklardan emebilir ve kabarmaya neden olabilir. Kapakları silmeye başlarken üst taraftan başlıyorum. Dolapların iç kısmını temizlemeyeceksem kapakların üst tarafını ve daha sonrasında alt tarafını siliyorum. Sonrasında dolapların en alt kısmını siliyorum burayı. Bu kısmı da sildikten sonra dolapların en üst tarafını sileceğim. Bu kısmı. Bu kısımlarda şimdi göstermek istiyorum. Bezimi hafifçe bastırıyorum. Üzerindeki yağlar, kirler çıkmaya başladı. Burası aspiratöre yakın bir bölge. Aspiratöre yakın olduğu için daha fazla yağlanıyor, kirleniyor. Burası da lavaboya yani evyeye yakın olan bir kısım. Buralarda da yine su lekeleri, parmak izleri var. Burayı da şöyle göstermek istiyorum. Çabucak çıkıyor lekeler. Silme işlemini bitirdikten sonra durulama kurulama kısmına geçiyorum. Bu mikrofiber bezi kullanıyorum ve bu bir bardak su ile şöyle hafifçe ıslatıyorum bu mikrofiber bezi. Çok fazla ıslatmaya gerek yok. Hafif nemli olması yeterli. Bu mikrofiber bez ile sadece silip geçebiliriz. Parlaklık veriyor. Hem durulama hem de kurulama yapıyor. Parlak yüzeylerde herhangi bir iz, leke bırakmıyor. Bu bezi muhakkak denemeniz lazım. Bütün yüzeyleri temizledim ve parlattım. Temizliğim yavaş yavaş sona eriyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu temizlikte farklı deterjanlar kullandım. Aynı deterjanları kullanmak yerine farklı deterjanlarla mutfak dolabı temizliği nasıl olur? anlatmaya çalıştım. Bu karışımı herkes rahatlıkla kullanabilir. Özellikle astımı alerjisi olanlar da bu karışımı kullanabilirler. Yağ çözücünün, çamaşır suyunun çok rahatsız edici bir kokusu var. Ayrıca dolaplara da zarar veriyor bildiğiniz gibi. Onları kullanmak yerine bu karışımı kullanabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.